Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kamera önünde ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Caymaz. Geçen hafta RAW yani ham çekilmiş fotoğrafla JPEG yani makinenin işleyerek kaydettiği fotoğraflar arasındaki farkları anlattığımız bir video paylaşmıştık. Videonun sonunda kısaca Adobe Camera RAW programında temel düzeltmeler yaparak görüntü kalitelerini kıyaslamıştık. Bu paylaşımdan sonra RAW formatta çekilmiş bir fotoğrafın nasıl işlendiğini kamera RAW düzenleme programında detaylı gösterir misiniz şeklinde taleplerle karşılaştık. Bu talepleri dikkate aldık ve o videonun devamı olarak sizlere bu hafta RAW fotoğrafın nasıl işlendiğini uygulamalı gösterdik. Hatta kamera RAW panellerinin ne işe yaradığını kısaca anlattık. Hadi başlayalım. Sağ üstte diyafram, enstantane, ISO gibi çekim değerlerini görebilirsiniz. Gelin şimdi kısaca bu panellerin üzerinden geçelim. Ana paneldeyiz. White Balance ile başlayalım. Beyaz dengesi de dediğimiz bu özellik neydi? Fotoğrafın geneline verilen renk hakimiyetiydi. Eğer bizim fotoğrafımızda olduğu gibi otomatik beyaz ayarında çektiyseniz bu sekmeden renk hakimiyetini değiştirebilirsiniz. Hemen alta geçtiğimizde yine renk hakimiyetinde sıcak ve soğuk tonlamalar uygulayabiliyoruz. Pozlama sekmesinde ışık parlaklığıyla oynayabiliyorsunuz. Birkaç stop kısabiliyor ya da açabiliyorsunuz. Kontrast sekmesinde de yine koyu ve açık alanlar arasındaki farkı dengeleyebilirsiniz. Manzara fotoğraflarında aslında ilk yaptığımız şey gökyüzünde bulutları ortaya çıkarmak için highlight, yani ışık patlaması olan alanları kısmaktır. Gölge sekmesiyle karanlık çıkan yerleri açabiliyoruz. Genelde her fotoğrafta gölge açarız. Bu sekmeyle beyaz rengin şiddetini kısabilirsiniz. Mouse'a basılı tutarak küçük lekeler görene kadar müdahale ettiğimizde bu denge sağlanmış olur. Bu sekme de beyaz sekmenin tersi. Bu sekmede imajımız daha sof ya da daha keskin hale getirilebiliyor. Bu sekmeyle keskinlik arttırabiliyoruz. Manzara fotoğraflarında abartmamak kaydıyla çoğunlukla kullanıyoruz. Bu fonksiyon da yine keskinliği arttırır ama burada da çok abartıya kaçmamak lazım. Bu sekme renk doygunluğuna müdahale etmenize izin verir. Fotoğrafın tüm renklerine doygunluk verebildiğimiz sekmedir. İkinci panelimize geçelim. Burada az önce sözünü ettiğimiz ton eğrisini görüyorsunuz. Bu panelde ışık, gölge, beyaz ve siyah gibi detayları ayrı ayrı müdahale edebilirsiniz. Özellikle kontrast düzenlemesini bu panelden yapmanızı tavsiye ederiz. Detaylar paneliyle devam ediyoruz. Bu panelde keskinlik, grain azaltma gibi işlemler yapabiliyoruz. Ana menüde genel keskinlik verebiliyorsunuz. Ama bu panelde fotoğrafı büyüterek düzenlemenizi daha detaylı yönetebilirsiniz. Keskinlik verirken gökyüzü de etkilenir ve gökyüzünde grainler belirginleşir. Bunun önüne geçebilmek için Masking sekmesinde mouse yardımıyla gökyüzü karanına kadar sağ kaydırma işlemi yapıyoruz. Bu sayede pürüzsüz bölgeler maskelenmiş olur ve sadece beyaz grafik şeklinde gördüğünüz alanlar keskinleşir. Sonraki panelde renklere tek tek müdahale edebiliyoruz. Renk doygunluğunu tüm fotoğrafa vermek istemiyor
ve objeleri daha belirgin hale getirmek istiyorsanız bu panelde düzenleme yapabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim paneldir diyebilirim. İstediğim rengi hem doygunluk verebiliyorum, hem azaltabiliyorum, hem parlaklığını açıyorum, hem de tonlamasını değiştirebiliyorum. Kısmi siyah beyaz veya kısmi renkli fotoğrafları da bu panelde dönüştürebiliyoruz. Her fotoğraf farklı renk tonları içerir. O yüzden her fotoğraf için bu ayarlar değişir. Bu düzenlemeyi kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Highlight ve gölge alanlara belli bir renk hakimiyeti verebiliyorsunuz bu panelde. Ana panelde beyaz dengesini ayarladığımızda fotoğrafın tamamını etkiliyor. Burada ise işlemi bölgesel yapabiliyoruz. Işıklı alanların tonunu sıcak, gölgeli alanların tonunu ise soğuk olarak düzenleyebiliriz. Doğrusu da budur. Bu alanların doygunluğunu da panelde arttırabiliriz. Bu panelde lensimizin perspektif gibi olası hatalarını düzeltebiliyoruz. Hatta tüm ekipmanın detaylarını da görebiliyorsunuz. Kromatik düzeltme kontur çizgilerinde oluşan mavi ve mor çizgileri yok eder. Vignetting sekmesiyle köşelerdeki koyulukları açabiliyor veya tersini yapabiliyorsunuz. Şimdiye kadar yaptıklarımızın öncesi ve sonrasına sağ alttan dönüşümlü bakabiliriz. FX paneline geldik. Burada grain arttırabiliyorsunuz. Ama manzara fotoğraflarında kullanmıyoruz. Daha çok siyah beyaz fotoğraflarda nostaljik bir etki vermek isterseniz kullanın. Vignetting sekmesiyle de köşeleri açabilir veya koyultabilirsiniz. Kamera kalibrasyon paneline geçelim. Bu panelde ana panelde Saturation sekmesinde fotoğrafın genel renk doygunluğunu arttırdığımızda öncelik verilmesini istediğimiz renk tonlarını ayarlayabiliyoruz. Örneğin gökyüzü vurgulanmak isteniyorsa burada mavi tonlara daha fazla vurgu ver diyebiliriz. Ya da kırmızı gün batımı tonlarınız varsa kırmızı renk tonunu da ayarlayabiliriz. Preset paneline de bakalım. Bu panelde hazır filtreler var arkadaşlar. Tercih edenler kullanabilir. Ama bence fotoğraflarınızı kendiniz düzenleyin. Şimdi de üst menülere kısaca bakalım. Buradaki sekmelerle bölgesel düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Kesebilir. Otomatik olarak perspektif düzenlemesi yapabilir. Elle boyayabilir. Leke giderebilir. Kısmi açabilir ya da koyultabilirsiniz. Özellikle vurgu yapmak istediğimiz alanlar için kullandığımız sekmeleri gösterelim. Burada degrade sekmesini kullanacağız. Butonu seçtikten sonra yukarıdan tutup aşağıya çektiğimizde alanımızı seçmiş oluruz. Üst kısım daha koyu olacak şekilde aşağıya doğru rengi açalım. Ve yandaki menüden yapmak istediğimiz düzenlemeleri ayarlayalım. Dilerseniz burada başka düzenlemeler de yapabilirsiniz.
Manzara fotoğraflarında gökyüzü detayı varsa highlights her zaman kısık olmalı. Aynısını aşağıdan tutup yukarı çekerek de yapabiliriz. Bu işlemi çapraz şekilde de yapabilirsiniz. Degradeyi ne kadar büyütürseniz o kadar alanı etkilemiş olursunuz. Bu degradenin hemen yanında bir de elips işaretli fonksiyonu görüyorsunuz. Bu sekmeyle de bölgesel işlemler yapabilirsiniz. Sol alttan imajı büyütebilirsiniz. Sağ alttan öncesi ve sonrasını görebilir, ham ve düzenlenmiş fotoğrafları yan yana getirebilirsiniz. RAW formatların bit derinliğinden önceki videoda bahsetmiştik. 12, 14, 16 aralığındadır genelde. En alttaki satırdan RAW'ın bit derinliğini seçeceğiz. Geriye dönüp RAW işlemlerimizde değişiklik yapmak istiyorsak buradaki tiki de koymamız gerekiyor. Aksi takdirde RAW işlemlerimizi geri alamaz, ilave değişiklikler uygulayamayız. Son olarak da alttan Open diyerek Photoshop'a geçebiliriz. RAW çalışmamıza geri dönmek istersek sağda görselimize tıklamamız yeterli. Artık JPEG olarak dilediğimiz çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşacaksanız Save for Web seçeneği ile kaydetmenizi tavsiye ederiz. Tüm bu işlemleri RAW formatta çekilmiş fotoğraflarda yapabiliyoruz arkadaşlar. JPEG formatta çekilmiş fotoğraflarda uyguladığımızda renkler bayağı bozuluyor. Sebeplerini bir önceki videomuzda anlatmıştık. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Haftaya yine keyifli bir konuyla karşınızda olacağız. Panorama fotoğrafı nasıl çekilir? Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümündeki sorunuzu cevaplamayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.